Değerli izleyiciler, bugün yine kısa bir dönemde olsa siyasetin içinde bulunmuş ama Türkiye'nin siyasi yaşantısına çok önemli bir yol açan, ivme kazandıran Anavatan Partisi, ANAP diyelim kısa adıyla, onun milletvekili ve Türkiye genelindeki en genç il başkanı ve döneminin de en genç milletvekili İrfan Başyazıcıoğlu'nu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. İrfan Bey, abi de diyebilirim yaş itibarıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümünde şöyle geçiyor sizinle ilgili. Tüccar, siyasetçi, 18. dönem Kayseri Milletvekili, 1951 doğumlu, baba adı Şükrü, anne adı Pembe, inşaat ve taahhüt işleri yaparak ticaretle uğraştı. 29-11-1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. dönem Kayseri Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama çalışmalarına katıldı. Evli 3 çocuk babasıdır. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Unuttuğumuz bir şey yok herhalde bu arada. Doğrudur. Şöyle diyelim, lafı açmışken oradan başlayalım. İrfan Bey 32 yaşında, ANAP'ın da Kayseri'deki ilk il başkanı. Daha doğrusu ben bir sürpriz yaptım. Bir fotoğraf getirdim. İrfan Bey gerçi bu fotoğrafta yok. Kameraman arkadaşım bunu göstereyim ben. Ekrana taşısın. Gerçi taranmış ekranda da görüntüsü var ama. Bu fotoğraf tarihi bir fotoğraf arkadaşlar. Değerli izleyiciler. 10-8 yani Ağustos 1983 yılında bu fotoğrafı ben İrfan Beylerin, şimdi eski adı Osman Kavuncu Caddesi olan, daha önce İstanbul Caddesi'ydi. İl Başkanlığı binası. Evet. İki katlı İrfan Beylerin babasına ait, ailenin evi olan yere il başkanlığı yaptılar o zaman. İşanı gibi. Turgut Bey oraya geldi. Bu fotoğrafta öyle. Üstündeki kıyafeti yakın plan göstereyim. Bu Turgut Bey'in Anavatan Partisi'ni kurduğu yıllarda, 83 yılında Kayseri'ye ilk gelişi. Daha önce tabii çocukluğu burada geçmiş, Kayseri Lisesi'nde okumuş ama parti kurmak amacıyla geldiği ilk toplantı, kurduktan sonra da zaten size il başkanı olarak teklif ettiler. Evet. Nasıl oldu İrfan Bey bu gelişmeler? Gerçi bir bölümünü biz de tanırız ama. Evet. Sizin aile olarak bir de şöyle söyleyeyim söz size gelmeden. Aile olarak hep ticaretle uğraşmışsınız. Kayseri'nin yerlileri diyelim genelde pek siyasete gönül vermezler. Biraz uzak dururlar. Biraz daha böyle mesafeli dururlar. Siz de çok gençsiniz. 32 yaşındasınız. Nasıl oldu il başkanlığı görevi size tevdi edildi? Anlatır mısınız? Tespitleriniz doğru. Evvela bu programa böyle bir günde beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Tabii. Cumhuriyet Bayramımızın da tüm Kayseri halkına, bizi izleyen seyircilerimize ve yayında bulunan arkadaşlarımıza kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Cumhuriyet bizim için haysiyettir, fazilettir. Zaman zaman bazı nahoş sarsıntılara uğrasa da hiçbir zaman için sarsılmaz Türk halkının benimsediği bir ideal tarzdır. Evet. Onun için ilelebet payidar kalacaktır inşallah. İnşallah 100. yılına da tanık oluruz. Allah ömür versin, uzun ömür versin. İnşallah. Bugün bu toplantımızda benim bir aile bir tarihte geride kalmış siyasi hatıralarımı canlandırıyorsunuz. Bir iki tespitlerinizle düzeltme yapma ihtiyacı duydum. Şöyle ki düzeltme, rahmetli Özal'ın Kayseri'ye gelip de 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurmakla ilgili çalışmalarında ilk il başkanı, atanmış olarak ilk il başkanı ben olmadım.
İbrahim Özbüyük olmuştu. Tabii, İbrahim Özbüyük hemen kısa bir dönem sonra milletvekili seçimleri, milletvekili seçimleri de aday olduğunda yerine il başkanı olarak ben seçildim. O dönemden itibaren de... Bunu da almış oğlum, Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. O da muhterem bir partimizin, Kayserimizin önemli şahsiyetlerinden birisiydi. Yattığı yer nur olsun. O vesileyle, o vasıtayla öyle bir başladık. Özal'ın Kayseri'ye geldiğinde bizi ikna edici konuşmaları, o günkü genç yaşımızda hiç aklımda siyaset olmazken... Bir nokta koyar mısınız? Bir şey soracağım. O tarihe kadar siyasetle hiç ilginiz oldu mu? Hiçbir ilgim olmadı. Bir siyasi partiye üye olmak. Hiçbir siyasi ya da parti. Beyniniz... Hiçbir siyasi partide ilgim olmadı. Evet. Babam rahmetlik, o da aktif siyasetçi değildi ama Demokrat Parti'nin kuruluş yıllarında Demokrat Parti üyeliği yapmış. Daha sonra da Kayseri'nin sosyal hayatında, iktisadi hayatında önemli çalışmalar yapmış. Tabii. Ticaret odasında yönetimlerde bulunmuş birisiydi. O günkü dönemlerde çok ortaklı anonim şirketlerin kurulduğu dönemde birçok müessesenin mesela, kurucu müteşebbis. Yani Çinkur'dan tutun Erbosan'a kadar, Atlasal'dan tutun Sarayalı Fabrikası'na kadar, Panter Plastik'ten tutun efendim kireç sanayine kadar, Kayseri Yem Sanayi bugün benim yönetim kurulu başkanlığı yaptığım aileye ait bir şirket haline gelmiştir. Oradan tutun da her türlü Kayseri'de o dönemde kurulmuş yerlerde ticari ağırlıklı yani. Öncü, müteşebbis, mutemet bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Kayseri'de ciddi eserler oldu. Ama hiçbir zaman bunlarla ilgili siyasi bir mesaisi, siyasi bir ilişkisi olmadı. Siz de dolayısıyla pek yaraştınız. Biz de dolayısıyla. Ben de işte belli bir yaş döneminden sonra babamızın işi olan mesleğinde sanayide kereste ticareti yapardık. Ondan sonra babamızın yanında yetişmiş esnaf çocuğuyuz. Ondan sonra o dönemde Anavatan Partisi kuruluşunda işte yönetim kuruluna davet edilmem durumu söz konusu oldu. Tabii bu bizim ilgimizi çekmedi. Rahmetlik babam, oğlum ayıp oluyor. Böyle bir teklif geliyor. Ülkede de böyle bir siyasi gelişmeler var. En azından yönetiminde bulun dedi. Ondan sonra ben o vasıtayla, o icazetle yönetimde bulundum. Yönetiminde bulunduğum sıralarda rahmetli Özal'la tanıştık. Sohbetlerde görüşmelerimiz oldu. Çok etkilendim. O bize hayatın hepsinin kendi şahsına para kazanıcı işler yapmak değil, ondan sonra Allah'ın size vermiş olduğu bazı avantajları ülken için, memleketin için kullanmak zorunda olduğunu, bunu iyi insanların yapması gerektiğini, ondan sonra buna neme gerek dememeyi, bunu bir hesap kitap işi değil, hatta şu ibareyi kullandığını hatırlıyorum. Siz beni para kazanmasını bilmeyen bir adam mı zannediyorsunuz? Ben dünyanın neresine gitsem en üst düzeyde gelir grubunda iş bulabilecek bir ilişkileri olan, birikimi olan birisiyim. Ama öbür dünyaya gittiğimizde Allah bana sorar ki, ben bu kabiliyetleri, ben bu nimetleri sana verdim. Yaptım. Ondan sonra sen bununla ilgili defterinde ne yazıyor? Bir bakayım dediğinde ben o hesabı veremem. O yüzden dolayı siyasette bulunmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bunu örnek olarak da en iyi şekilde yapmamız gerekiyor gibi sohbet özetlerinden birini o zaman anlatıyorum. Ama il başkanı değilsiniz değil mi? Değilim. Değilim. Dinliyoruz bunları. Evet. Bunların tesiri altında da herhalde
yavaş yavaş işte sahnenin tozunu yutmak falan derler ya. Evet, rahmetli Özal bizim damardan enjekte etti böyle bir siyaseti. Ondan sonra il başkanlığı görevi bana geldiğinde de Allah'ın verdiği bir kabiliyet diyelim. Ondan sonra vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin verdiği, dostlarımızın verdiği bir değer, destek diyelim. Muvaffak olduğumu sanıyorum. Çünkü bana desen ki siyaset hayatında en aktif zamanın ne zaman olmuştur desen, il başkanlığı zamanım çok aktif olmuştur. Çünkü bütün Kayseri'nin teşkilatlarını o dönemde ben kurdum. İlçeler sonra, dahil değil mi? Bütün ilçeler dahil. Ondan sonra seçimlere katıldık. Genel seçimlere katıldık. Arkasından 1984 mali seçimlerine katıldık. Bunların hepsinde iktidar olduk. Belediyede çok kahir ve ekseriyetle kazandık. Filan. Bütün bu işler hep başarı grafiği içerisinde gitti. Çok şükür bu arada bir yanlış yapmamaya gayret ettik. Ama bir şey soracağım. Doğru, anlattığınızın hepsi çok güzel. Şöyle bir olay var. Kayseri'de genelde il başkanları çok tecrübeli abiler diyeceğimiz ya da böyle eski deyimiyle lütfen yanlış anlamayın, kellifelli dediğimiz, yani il başkanlığı Kayseri'de böyle bir altın tabakta sonuçta bir pırlanta gibiydi. Siz 32 yaşında il başkanı olduğunuzda kamuoyu bunu nasıl kabul etti? Çünkü o tarihlerde hatta şöyle söyleyenler olmuş. Bilmiyorum sizin de kulağınıza geldi mi? Ya bu nereden çıktı bu bebe? Kayseri'de ilgili. Aynen öyle. Böyle laflar etmişler. Aynen öyle oldu. Sizin yani de kulağınıza geldi mi böyle ilk laflar? Yapıldığı zaman, yani ilk zamanlarda böyle yaşımı çok küçük, tecrübesiz olarak görüp bu manada yadırgandığım oldu. Ama daha sonra bunun kırıldığını, takdir edildiğimi, yine o eski abilerimiz, siyasette abilik yapan büyüklerimiz tarafından takdir edildiğimi ve desteklerini aldığımı düşünüyorum. Ben de onlarla münasebetimi, onlara yakınlaşmamı çok sıcak götürdüm. Ve onların da ciddi desteklerini gördüm daha sonra. O dönemlerde dediğiniz gibi, işte ta Demokrat Parti'den, Halk Partisi'nden gelen, Adalet Partisi'nden gelen Kayseri'nin sayılı sayıda böyle siyasette, teşkilatlarda bulunan insanlar, onların da hepsi ekabir adamlardı yani. İnsanlardı. Öyle yeni genç çocuklara fırsat veren bir düşünce durumu yoktu. Ama onu yıkan yine Özal'ın getirdiği yenilikçilik hareketi oldu. Oldu değil mi? Öyle oldu. Gençlere fırsat verme hareketi oldu. Benim konumum da aynı şekilde gençlere verdiği Özal'ın bir değerdi. 32 yaşında il başkanı, tabii. 36 yaşında milletvekili olmuş. Evet. O tarihlerde o kadar genç milletvekili pek yoktu herhalde hatırladığım evet. kadarıyla. Ben 36 yaşında milletvekili olduğum zaman, milletvekili listelere hazırlanacağı zaman Cengiz Tuncer, Allah rahmet eylesin, Ulaştırma Bakanıydı, evet. teşkilat başkanıydı. Ondan sonra 17 tane Anavatan Partisi'nden milletvekili adayı vardı. 17 tane. Cengiz Tuncer bana teşkilat başkanı olarak, İrfan milletvekili adaylığına müracaat etmen gerekir. Siyasetin getirisi gereği bu diye söyledi. Ben de kendisine aynen şunu söyledim. Anavatan Partisi'nin 17 tane milletvekili adayı var. Ben 18. aday olmam dedim. Ben il başkanlığımı layıkıyla yürütmeye çalışıyorum. Milletvekili olmak gibi de bir planın, programın, ısrarın sahibi de değilim. Görevimi de en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorum. Ben milletvekili adayı olmadığım zaman Anavatan Partisi'nde hiçbir şey eksilmez. Ama ben milletvekili adayı olacağım diyerek yola çıkar isem farklı şeyler olacağını düşünürüm dedim. Ondan sonra rahmetli Cengiz Bey yanlış düşünüyorsun dedi. Siyasetin bazen gerekleri vardır.
o zamanlamanın içinde o davranışı göstermek zorundasın diyerek bana bir abilik, arkadaşlık, dostluk olarak yönlendirme yapıyordu. Hiç unutmam, kendisine aynen şunu söyledim. Bir şartla aday olurum. Bir şartla aday olurum. Özal, İrfan aday olsun. Derse? İl başkanlığından da istifa etsin. Der ise, beni nereye koyacaksınız, listenin neresinde olacağım diye sormam dedim. Beni en sona koyabilirsiniz dedim. Talep de çok fazla. Evet. 18 tane adam beni en sona koyabilirsiniz dedim. Benden yana sorun olmaz dedim. Ama başbakanın, genel başkanımın böyle bir talimatı olmadan da ben aday olmam dedim. İstifada etmem dedim. Hiç unutmam, Cengiz Bey'le bunu konuşuyoruz. Cengiz Bey dedi ki, ya adamın işi gücü yok da sen misin ya dedi. Seninle mi uğraşacak? Ya uğraşmasına gerek yok, benim de böyle bir talebim yok zaten. Filan dedim. Peki dedi, tartışmayı orada bıraktık. Ondan sonra Cengiz Bey bir gün aradı. İrfan dedi, Özal'la konuştuk. İrfan derhal istifasını versin, adaylığa müracaat etsin dedi dedi. Talimat oradan geliyor dedi. Peki dedim, istifamı verdim, adaylığa müracaat ettim. Şunu söyleyeceğim, yani Özal'ın gençlere bu böyle bir hırsınan bir göreve talip olan birisi değil de, evet. Önemli olan bulunduğu yerde işe katkısı olmayı ön plana alan kişiye verdiği değer itibariyle listeler hazırlandı, listeler açıklandı. O zaman tercihli sistem vardı. Ondan sonra tercihli sistemden evvel kontenjan sistemi vardı. Ondan sonra Özal beni birinci sıraya değil kontenjan adaylığına koydu. Anavatan Partisi'nin o günkü döneminde kontenjan adaylığı birin üstü demekti. Tabii. Kontenjan seçilecek. Ben bunu istiyorum diyor. Kontenjan seçilecek, ondan sonra bir iki seçilecek. Ondan sonra, öyle, hatta doğru. O dönem kulakları çınlasın, diğer aday arkadaşlardan bazı burkulmalar oldu. Yani niye, neden? Çünkü yaşça benden çok daha büyük. Ondan sonra kariyeri itibarıyla da daha benden tecrübeli. Daha fazla tecrübeli büyüklerimiz vardı. Yani benden sonra birinci sırada Recep Ergun vardı. Tabii. Benden sonra Mehmet Yazar vardı. Antalya Sıkıntı Komutanı'ndan. Benden sonra Kaşıkçı vardı. Tabii. Bunların hepsi neredeyse benim babam yaşında insanlardı. Ondan sonra benden de çok daha fazla tecrübesi ve partiye, siyasete katkısı olan insanlardı. Ama Özal bunu yaptı. Burada böyle buruklar, karışıklıklar olunca yine il başkanı olarak onları tolere etmek size benim işte görevim idi. Cengiz Bey'e açtım, dedim ki ya Cengiz Bey, ben sana söyledim. Beni sona koysanız da partide herhangi biraz bir sorun olmaz. Ben sondaki adayın da seçileceğine inanmış birisiyim dedim. Niye böyle yaptınız dedim. Bak ben şimdi zor durumda kaldım. Sanki ben bu manzaraya emek vermiş de bunu ben sağlamış gibi, ben istemiş gibi bir duruma geldim. Aynen söyledi Özal'la söyledim efendim, İrfan Bey'in bu konudaki söylem bu diye. Hayır, İrfan'ı aşağıya koyup ezdirmem dedi dedi. O da bir bakış açısı. Ondan sonra İrfan'ı üste yazacaksınız dedi dedi. Yani böyle bir takdirle geldik. Bu takdire çok şükür gölge düşürecek herhangi bir yanlışa düşmedik. Dostlarımız bizi desteklediler. Öyle bir yanlışı Allah korudu, aklımızı korudu. Bir cahillik yapmadık. Bunlar insanın tamamen kendisinden kaynaklanan şeyler değil. İnsanın, Cenab-ı Allah'ın koruduğuna inanıyorum ben.
Yani aile terbiyen de önemli, çevren de önemli, senin aklın, fikrin de önemli ama her şeyin ötesinde bir de nefsin var. Yani 32 yaşında bir adamsın, il başkanı olmuşsun, 36 yaşında milletvekili olmuşsun. Beri tarafta da altyapına da baktığın zaman, ya ne bileyim, iş hayatında şurada burada filan dop dolu bir mazin var. Burada bütün bunların şımarıklığı içine Allah'a şükür girmedik. Biraz evvel siz İrfan abi diyebilir miyim dediniz de, orada benim çok sevindiren, çok mutlu eden Kayseri'de bir durumum var. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Siyaset hayatında milletvekilliğini noktaladıktan sonra hemen Ankara'da hiç takılmadan Kayseri'ye döndük geldik. Kayseri özel bir memlekettir. Hakikaten insanların edebinin bir ayrı bir frekansı vardır. Ben hiçbir zaman Kayseri halkının milletvekili olmadım. Kayseri halkının il başkanı olmadım. Kayseri halkında herkesin İrfan abisi oldum. O diyaloğu iyi kurmuşsunuz demek. Yani neticede İrfan abilik deyince abi olmak illa yaşla belirli bir mesele tabii değil. Bana bugün benden yaşça büyük olan insanlar da İrfan abi diye hitap eder. Küçük olanlar da İrfan abi diye hitap ederler. Ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu bir sevecenlik, bir tabii ilişki biçimi. Ama şunu da altını çizmek isterim ki, İrfan abi desinler, büyüğüm de desin, küçük de desin de, bundan sonra da amcayı daha istemiyorum. Daha o noktada olmadığımı düşünüyorum. Yok, maşallahınızı. Peki abi şunu söyleyeceğim. Daha o noktada olduğumu düşünmüyorum. Milletvekili oldunuz. O dönemde de Kayseri 8-0 yaptı değil mi? Evet. Yani rekor. Evet. 8 milletvekili var. 8'inde evet. Anavatan Partisi aldı. Evet. İktidara da geldiniz. Geldiğinizde Kayseri'ye bir milletvekili olarak tabii oraya da gittiniz. Güçlü bir dönem. Kayseri İl Teşkilatı da gerçekten çok önemli. Evet. Rahmetli Turgut Özal'ın gözünde de öyle. Mesela demin bahsettiğiniz teşkilat başkanı dediğiniz Tuncer. Ulaştırma Bakanı oldu. Mehmet Yazdar Devlet Bakanı tabii oldu. Cengiz Bey mesela Kayseri'de değildi. Antalyalıydı. Kendi Antalyalıydı. Saray Halı Fabrikası'nın evet genel müdürlüğünü falan yapmıştı. Sevdirdi kendini. Sporla evet ilgili. Ben Kayseri Spor'dan tanıyorum ağırlıklı. Evet. Böyle bir ortamdan geldi. Yani Kayseri'nin belli bir ağırlığı oldu orada dediğiniz gibi. İşte bakanlar çıktı. Ergün Paşa. Paşa evet deriz ona. Çünkü Ankara Sıkıntı Komutanı'ydı. Kor Generaldi. Onun da bir ağırlığı var. Sizlerin ağırlığı var. Kayseri'ye neler yaptınız abi o dönemde? Şöyle hatırlayabildiğiniz. Evet. Ya nasıl bir Kayseri vardı? Özal döneminde nasıl bir Kayseri oldu? Yani şunu tespit ettiğimi söyleyeyim en azından. Kayseri'nin 8-0 milletvekili çıkartması ister istemez o siyasi kadrodan çok yüksek beklentiler meydana getirdi. Hatta slogan haline dönüştü. Ya 8-0 gönderdik. Deyince, 8-0 gönderince her istediğimiz olacak anlamında. Tulum çıkartmak diyorlar. Ha, yani her istediğimiz olacak anlamında veyahut da her şey yapılacak anlamında, olağanüstü gelişmeler beklenilen anlamda beklentiler oldu. Peki olağanüstü gelişmeler olmadı mı? Oldu. Neler oldu diye bir baktığın zaman bugün hatırladığım kadarıyla Türkiye'nin o günkü yatırım anlayışları içerisinde zaten devletin fabrika yapması gibi herhangi bir olay Anavatan Partisi'nin ekonomik modelinde yok. Doğru. Ondan sonra organize sanayinin kuruluşu ve organize sanayinin altyapılarının tamamlanması işi tamamen Anavatan Partisi dönemine aittir. Hatta organize sanayinin tamamlanmasının ötesinde belki bugün çokları hatırlamayabilir. O dönemde kaynak kullanım destekleme fonu diye
Merkez Bankası kaynaklı bir yatırımcı desteği vardı. Bu desteği Kayseri'nin kullanabilmesi için Kayseri'nin yatırımda öncelikli yöre sınıfında bir üst sınıfa geçmesi gerekiyordu. Biz o zaman Kayseri'ye bunu kazandırmak adına Özal'a gittik geldik. Dedik böyle böyle. Organize sanayimiz bilmem şöyle. Halk yatırım için hazır. Bunlar işte bizi teşvikte öncelikli yöre ilan edelim. Evet. Özal o zaman dedi ki ya Kayseri'yi teşvikte öncelikli yöre ilan edersek nereye etmememiz lazım ki? O zaman her yere etmemiz lazım. Kayseri bu sıralama içerisinde. Siz dedi Yusuf Bey'le bir görüşün de buna bir formül üretin dedi. Yusuf Bozkurt Özal da o zaman devlet bakanıydı. Evet. Ekonomi işleriyle o bakıyordu. Yusuf Bozkurt Özal'la gidip konuştuğumuzda oturduk. Uzun istişareler neticesinde şöyle bir formül bulduk. Organize sanayide yapılan yatırımların bir üst dereceden teşviklendirilmesi. Özel bir durum yarattık. Özel bir durum yarattık. Bir üst dereceden teşvik edilmesi. Bu bizim muradımız yerine geldi. Evet. Bir üst dereceden teşvik edilmiş olduk. Bir üst dereceden teşvik edilince ne oldu? Kaynak kullanım destekleme fonu o gün için Merkez Bankası'ndan %40 idi. Güzel bir rakam. %40. Bu %40 kaynak kullanıma destekleme fonundan alınan para hibe. Kredi değil bu. Hibe. Bir de ayrıca yerli üretim, yerli makina, yerli tesis kurar isen artı %10 da onun ilavesi vardı, etti %50. Bugün buradaki hemşehrilerimiz güle güle hayrını görsünler. O günkü temel atılan fabrikaların birçoklarının varlığının içerisinde böyle bir devletin katkısı var. Şunu sormak istiyorum. Yani o dönemde tulum çıkartan başka bir il Kayseri dışında böyle bir teşvikten yararlandı mı? Eğer organize sanayi bölgesi onların da varsa onlar da yararlandı. Anladım. Bahsettiğim şey organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar bir üst dereceden sınıflandırılıyor. Yani Kayseri'ye bir ayrıcalık mı tanımda onu, değil. Onu söylemek ama istiyorum. O dönemde organize sanayi bölge müdür, organize sanayi bölgeleri bu kadar yaygın değildi. Tabii. Ama Kayseri'ninki hazırdı. Doğru. Yani bu manada çok büyük Kayseri sanayisi gelişti. Böyle bir destek aldı ve o destek organize sanayiye böyle bir ivme kazandırdı. Kayseri Organize Sanayisi ve Kayseri Sanayisi bundan çok ciddi kazanım elde etti. Onun dışında hatırladığım şeylerden mesela elektrik altyapısı, belediyelerin kanalizasyon ve içme suyu altyapısı gibi İller Bankası kanalıyla yapılan şeyler de filan. Bunlar tabii milletvekiline dersiniz ki, ya siz ne yaptınız filan gibi. Yapılan işin birini belediye başkanı yapar. O zaman belediye başkanı Hüsamettin Çetinbulut'tu, değil mi? Evet. Yani o da Anavatan Partisi'nin seçilmişti. Evet. Evet. Ondan sonra yani milletvekili ne yapar ki diye baktığın zaman milletvekili bir yasama organıdır. İcra organı değildir. Ancak olsa olsa temsil ettiği seçim bölgesinden yapılacak iyilikleri takip etmekle, hızlandırmakla, güçlendirmekle görevlidir. Bir daha söyler misiniz bunu? Belki iyi anlamayanlar olabilir de. Milletvekilliği yasama görevidir. İcra görevi değildir. Milletvekili bölgesine yapılan, kendi seçim bölgesine yapılacak olan yatırımlarını hızlandırmak, güçlendirmek, takip etmekle durumundadır. Eğer bunları başarabilerek yürütüyorsa zaten görevini öyle yapıyor demektir. Beri tarafta da yasama görevi zaten mecliste çıkartılacak kanunlara iştirak etmektir. Kanun teklif, kanun tekliflerini takip etmektir.
Bu manada işte ilgili komisyonlar mecliste olur. Ben mesela KİT komisyonunda görev yaptım, bulundum. Ondan sonra genel merkezde görevi olur milletvekilinin. Mesela ben teşkilat başkan yardımcılığı yaptım. Genel muhasip yardımcılığı yaptım. Filan ne bileyim dolu dolu çalıştığımı zannediyorum. O dönemde Anavatan Partisi'nin Özal dönemindeki yaptığı Türkiye genelindeki şeylerden Kayseri de nasibini almıştır. Nasıl nasibini almıştır derken mesela bir tarihler burada muhalefetin işte çalışıyorsunuz, çalışmıyorsunuz, ne yaptınız, ne yapmadınız diye bir tartışma olduğunda yine senin gibi bir başka gazeteci bir arkadaşla böyle bir açık oturumda konuşurken aynen şöyle bir açık davet yapmış idim. Demiştim ki iyi yaptık, kötü yaptık. Siz diyorsunuz ki az yaptınız, ben diyorum ki çok yaptık. Ya bunun azın çoğun tarifi nedir? Gelin buna matematik bakalım. Nasıl matematik bakalım? Anavatan Partisi'nden evvelki, Anavatan Partisi'nin iktidara gelmeden evvelki sanayide kullanılan elektriği bir tarafa yazalım. Anavatan Partisi'nin bugünündeki kullanılan elektriğin tüketimini yazalım. Öyle ya, elektrik bir yerde tüketiliyorsa karşılığında bir üretim var demektir. Efendim, ham madde tüketiminden bakalım. İhracattan bakalım. Nereden istiyorsanız veri itibarıyla o verileri ben toplayayım geleyim. Siz de bizden evvelkileri toplayın gelin. Karşılaştıralım. Eğer benim bizim bu icraatımızı zayıf buluyorsanız karnemizi burada masada düzenleyelim. Ama buna hiçbir cevap alamadık bir muhalefetten o dönemde. Mesela o dönemdeki hatırladığım şeylerden Milli Eğitim sahasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun Cumhuriyet tarihi boyunca sahip olmuş olduğu yurt yatak kapasitesi kadar o dönemde, Özal döneminin o döneminde o kadar yatak kapasitesi arttı. Bir o kadar. Derslik sayısı bakımından aynı şey matematik de iddia ettim o zaman. Evet. Bunların hepsini anlatıyorum. Ya ben bunları belgeleriyle getirip koyacağım. Siz de benimkinin yanlış olduğunu bir belgeyle getirin koyun. Ama kuru kuruya ben iyi diyeceğim, sen kötü diyeceksin. Bu kısır bir döngü. Hala devam ediyor mu abi? Aynı kısır döngü böyle devam ediyor. İnsanlar biri diyor ki iyi yaptın, öbürü diyor ki kötü yaptın. Ya iyinin tarifi nedir, kötünün tarifi nedir? Yani yapılan iş ölmez ki, yapılan işi ortaya koyarsın. Öbür tarafta yapılmadıysa yok yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun der. Ama bu maalesef siyaset hayatında yapılmıyor. Biz biraz daha politikacı gibi değil, bu işe bir iş adamı gibi. Baktınız. Bir muhasebesini ortaya koyalım anlayışı içerisinde götürdük. O dönemde mesela Kayseri'de ne bileyim Talas ilçe yapıldı. Hacılar ilçe yapıldı. Özvatan ilçe yapıldı. Özvatan enteresan. Buraya bir parantez açalım. Özal'ın özü evet. Anavatan'ın evet. Vatan'dan geliyor değil evet, mi? Evet, evet. Özvatan, Çukur oranın adı. Tabii. Özvatan oldu. Buna benzer değişiklikler oldu. Ondan sonra elektrik altyapısı itibariyle Kayseri'de mesela çok o dönemde geri kalmış olan bir elektrifikasyon sisteminin trafo sistemlerinin filan altyapısına büyük ödenekler ayrıldı. Yamula Barajı'nın başlangıcı da mı öyle efendim? Yamula Barajı'nın başlangıcı bir kamu başlangıcı değildi. Yamula Barajı'nın başlangıcı bir şirket kuruldu. Bu şirkete Kayseri Civarı Elektrik AŞ ortak oldu. Ondan sonra Karsu Tekstil'den Faruk Mulu ortak oldu. Benim kayınpederim Mehmet Tahtasakal Bey'e ortak oldu.
Erbosan ortak oldu. Ona benzer birçok iş adamının küçüklü büyüklü iştirakleri oldu. Bu şirket bu şekilde fizibiliteleri yapıldı. Bu çalışmalar yapıldı. Bu şekilde yol alırken tabii ki mesele işin büyük tarafı devlet su işlerinin oradaki arazi istimlaklerine, kamulaştırmalarına falan gelmeye. Bunlar uzun süreli işler. Ama biz tohumunu attık, yerini sürdük. İktidarımızın ömrü buna yetmedi. Daha sonraki dönemde arkadaşlarımız bunu devam ettirdiler. Ondan sonra Yamula Barajı'nın fikrini ortaya getiren, çekirdeğini ortaya getiren, tohumunu ortaya atıran unsurlar maalesef unutuldu. Daha sonra Yamula Barajı yapıldı. Ama bir Kayserili olarak gönlüm arzu ederdi ki Yamula Barajı Samsunlu bir Ayaner firmasının olmayaydı. Yamula Barajı'nda bizim bu memleketin iş adamının da onu kaldırabilecek güçte mali gücü var mıydı? Mali gücü vardı. Ama tutuldu ilk önce bu bir yabancıya satılmaya kalkıldı. Ondan arkasından Demirbank'a satıldı. Demirbank iflas etti Halit Cıngıllı. Ondan sonra ondan alındı, Ayaner'e satıldı. Her bunların oluşunda, bitişinde de kadrolar tamamen siyasi teşkilat kadroları. Profesyonel kadroluluktan bir şey yok. Daha sonra da en çok bilmem tabii mesele buraya geldi. O dönemde mesela çok faydalı olduğunu sandığımız bir olay ki çok faydalı olduğunu iddia ediyorum. Kayseri ve civarı elektrik anonim şirketi, şimdiki Kacataş'ın 49 yıllık imtiyaz hakkı vardı. Doğru. 49 yıllık imtiyaz hakkı o gün bitmiş idi. Benim milletvekilliğim döneminde. Bu tamamen Enerji Bakanlığı'na geçmiş idi. Biz bunu tuttuk, yeniden ihya etmek suretiyle özelleştirmeye tabi tuttuk. 1987 yılları. Tabii. Evet. Türkiye'nin ilk özelleştirme dağıtım konusunda, elektrik dağıtım şirketleri konusunda Türkiye'nin ilk özelleştirmesidir Kayseri ve civarı elektrik AŞ. Enerji Bakanı Fahrettin Kurt vasıtasıyla onun başındaydı. Ben öncülüğünü yaptığım bir faaliyettir o. Ondan sonra sıkı takibimiz neticesinde tabii onun bürokrasisi filan oluşmadığı için, ilki olduğu için bir hayli de zorluklar oldu. Evet. Kayseri ve civarı elektrik AŞ yeniden ihya edildi. Yeniden büyükşehrin malı oldu. Tabii ki eski ortağı Cıngıllısı var, bilmem nesi var filan var. Burada önemli bir parantez açmak isterim. Buyurun. Bir gün Yaşar Koçoğlu oranın genel müdürüydü. Evet. Tanırsınız herhalde. Hayatta kendisi de. Çok da emekleri geçti. Ondan sonra Yaşar Koçoğlu bir gün beni aradı. İrfan Bey bir çayımı içer misin dedi. Peki dedim, vardım. Buyur Yaşar abi dedim. Bakanlıktan dedi sana bu Kacataş'ın yeniden Kayseri'ye kazandırılması konusundaki özelleştirmedeki emekleriniz takdirine takdirine bir anı olarak ondan sonra o gün için hatırladığım kadarıyla 5000 liralık mı ne bir hisse senedi düzenlemişler. Kacataş'tan böyle bir hatıra bir hisse senedi düzenlemişler. Evet. Ondan sonra göndermişler. Ondan sonra bunu sana takdim etmem üzere bana emanet edildi dedi. Yaşar abi dedim, ben bunu kabul etmem. Çünkü dedim, ben bu 5000 liralık hisse senedini alır isem adım Kacataş'ın ortağı olur dedim. Bu 5000 liralık hisseyi bizim Kayseriler alır, 5 milyon eder, 5 milyar eder, %50 eder dedim. Dedikodu olur. Onun için ben adımı bulaştırmam. Ben buraya verdiğim emeğimi, hizmetimi, görevim olarak yaptım.
Bunun ücretini bana vatandaşlarım oylarıyla ödediler. Dediniz. Ondan sonra ben bunu kabul etmem. Ya ayıp olur dedi. Lütfen sen bir nezaketle nasıl iade edilirse bunu iade et. Evet. İrfan Bey kabul etmiyor dedi. Kabul etmedim, geri gönderdim. Evet. Yani o günkü anlayışlar ve siyasi titizlikler bunlardır. Yani şimdi bugün de yolsuzlukla, hırsızlıkla, bilmem neyle, şununla ilgili, bununla ilgili bir sürü bir şeyler var. Ya bir sürü bir şeyler var derken, bunların %100'ü doğru demek değildir. Dedikodu bazıları tabii. Ama dedikoduya müsait olan zemin bırakmayacaksın. O çok önemli. Dedikoduya müsait olan İşin zemin orada, bırakmayacaksın. İşin sırrı orada değil mi? Ha. Ya neticede ben de aşağı yukarı her ne kadar genç yaşta girdik, şu oldu bu oldu. Yaklaşık il başkanlığı, milletvekilliği dahil aşağı yukarı aktif siyaset olarak. Onları soracağım. Aktif onları, siyaset. Onları, ha, şunu diyorum. Lafınızı bölmeyeyim, onları ikinci bölümde devam edeceğiz. Çok güzel bir işe gidiyor. Çok da dersler çıkartan siyasetçiler olur. Evet. Çünkü güzel şeyler anlatıyorsunuz. Milletvekilliğinin ilgili de söylüyorsunuz. Şehre bakışla da ilgili. İkinci bölümde devam edelim. Şunu anlatmak istiyorum. Buyurun. Cümlemi tamamlayıp. 14-15 seneye yakın aktif siyasetle uğraştım. Geldim, iş hayatında işimin başına geçtim. Bu memleketin sokağında, caddesinde, cenazesinde, düğününde, her yerinde herkesine bir arada beraber olduk. Allah'a çok şükür bugüne kadar hiç kimseden saygısız bir ifade veyahut da beni üzecek bir sitem ifadesi bir şey görmedim. Herkesten bir abi karşılığı aldım, abi hitabı aldım. Benim için dünyanın en mutlu karşılığı bu. Yani siyaset yapmanın karşılığı nedir diye bakarsan en büyük karlılığı bu işte. Ama bunu böyle bu temiz bir şekilde herkesi gördüğün zaman başını öbür tarafa çevirmeden takdir edildiğini veyahut da en azından senin için kötü düşünülmediğini hissettiğin zaman insana vereceği bunun mutluluğu başka da hiçbir şeyde yok. Onu açacağım. Çünkü Türkiye'de siyaset ya da siyasilik bir meslek gibi görülüyor. Çok uzun dönem yapanlar da var. Onu ikinci bölümde biraz daha açarız. Biraz daha konuşuruz. Farklı bir bakış açısı tabii. Evet. Peki. İkinci bölümde devam etmek üzere. Ağzınıza sağlık. Devam edeceğiz. Sağ olun. İkinci bölümde bir ara verelim. Efendim Bey, siz biraz daha sakin güç dedim ya. Yani biraz daha olayları çok böyle kamuoyuna önüne getirmeden kendi içinde çözen bir yapınız vardı. Şimdi dönem dönem biz Kayseri'deki yatırımlarla ilgili Kayseri'deki gazeteciler ya da kamuoyu milletvekillerimizden taleplerimiz oluyor. Beklentilerimiz oluyor daha doğrusu. Diyoruz ki işte hızlı tren diyoruz, işte otoban diyoruz, bilmem ne diyoruz. Ya da işte Kayseri'ye yapılacak ödeneklerle ilgili bir takım şeyler soruyoruz. Sizden de bu tip istekler oluyor muydu milletvekiliniz döneminde? Mutlaka oluyor. Yani milletvekillerinin bir de tabii siyasi ağırlıkları, atamalar da ANAP'ın bakışı nasıldı, sizin bakışınız nasıldı? Siyasi atamalarla ilgili gayet tabii ki her siyasi dönemde talepler olur. Ama Özal'ın bürokrasiden gelen çok karizmatik bir liderliği olduğu için, bürokrasiyi çok iyi tanıdığı için icraatı ön plana alıp kadrolarla fazla oynamamak gerektiği konusunda bizlere tembihatı vardı. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bir il başkanlığı, il başkanları toplantısında, Siz onun il başkanısınız tabii. Evet, il başkanlığım dönemini söylüyorum. Bir il başkanları toplantısında, sanıyorum Bolu'daydı il başkanları toplantısı. Türkiye'nin her tarafından gelen il başkanları, herkes kendi bölgesinde çeşitli tayinlerle, terfilerle, bürokrasiyle ilgili açalım orayı mesela. Yaptırımlarının olamadığını, ne bileyim görevden aldırmak istedikleri bir bürokrat var, aldıramıyorlar.
birini tayin ettirmek istiyorlar, tayin ettiremiyorlar filan gibi. Karşı siyasi görüşten olanlar da var mı onlar için de aldırmak istedikler? Ya politikada ben şunu herkesi genelleme yapıp da tabii bugünkü teşkilatlarda veyahut da böyle talep sahibi insanları bir önyargıyla suçlamak istemiyorum da bu talepler genellikle partili bir kılıf altında gelir. Ne gibi mesela? Yani gelir der ki bu adam solcu. Evet. Bizim dönemimizdeki laflarda. İşte bu adam o dönemde doğru yolcu. Bilmem neci yani muhalif bir partili olduğunu ima ediyorlar. İma ederler. O günkü partinin siyasi ideolojisine ters birisi olduğunu anlatırlar. Halbuki işin aslı da o değildir. Kendi istediğini yaptırmak adına onu arkasına mazeretin arkasına saklanarak böyle bir şey yaptırırlar. Genellikle de çoğunun aslı da çıkmaz. Halbuki oradaki insan belki farklı bir siyasi partiye oy veren bir insandır ama konusunun uzmanıdır. Yani bir sabıkası yoktur. Masasına kariyer sahibi. Masasına siyasi fikrini yansıtmayan, işini yapan birisidir. Yani Turgut Özal'ın döneminde bu insanlar her zaman için takip edilmiştir, korunmuştur. Özal'ın o dönemde il başkanı arkadaşların bu manadaki şikayetlerini, yakınmalarına aynen verdiği cevabı anlatıyorum. Dinledikten sonra, herkesi çok sabırla dinledikten sonra ben başbakan olarak dedi, başbakan yardımcılığımı yapan insanın benim siyasi partimden olmayan biri olduğunu biliyorum dedi. Müsteşar yardımcımın benim siyasi partimden olmadığı biri olduğunu biliyorum dedi. Ve de hizmetlerinden çok memnunum. Ve de ben onlarla çalışmayı beceriyorum. Siz de mevcut kadrolarla çalışmayı öğreneceksiniz. Huzursuzluk çıkartmayacaksınız. Memurla uğraşmayacaksınız. Teşkilat olmanın, parti teşkilatı olmanın görevi partinin icraatını anlatmaktır. Hizmetlerini anlatmaktır. Partinin programını vatandaşa benimsetmektir. Yeni sempatizanlar yaratmaktır. Bürokrat tayin etmek, birilerini terfi etmek sizin göreviniz değil. Demek suretiyle bütün taleplerin önünü kapattı, bitirdi. Zaten dört eğilimi bir araya getiren bir evet, partisi değil mi? Yani evet, partisi. Aynen kendisi de bu kadroların, farklı kadrolarla çalıştığını söyledi. Yani öyle ya, doğrusu da bu. Anavatan Partisi 80 sonrasında kurulmuş bir siyasi parti. Kurulduktan sonra da ilk seçimlerde iktidar olmuş bir siyasi parti. Herkesin başka bir partiden, bir başka parti kökeninden olmasından daha doğal ne olabilir ki? Zenginlik değil mi aslında? Gayet tabii. Şimdi mesela çok yadırganıyor bazen de işte bu parti değiştirdi, şöyle oldu böyle. Yani değişik insanların değişik bakışta, yani o partide memnun olmaz, bir araya gelmesinde bir beis var mı sizce? Gayet tabii. Yani netice itibariyle bu görevini kötüye kullanmamak kaydıyla kendi ideolojisini bir başkalarına dayatma yapmayan, tercih kullanmayan bir şekilde devletin verdiği görevi layıkıyla yapıyorsa oyunu da götürüp kime verirse verir. İl başkanınızla ve milletvekili olduğunuzda bu tip taleplere böyle mi yaklaştınız? Evet. Benim il başkanı olduğum dönemde o günkü bürokrasi beni iyi tanır. Gerçi hiç kalmadı, çoğu emekli oldu da. Ondan sonra hiç kimsenin böyle bir sebeple taciz edilmesinden değil, tam tersine de herkesin destekçisi oldum. Onların sıkıntılı oldukları yerde her zaman arkalarında destek oldum. Ve de hiçbir zaman için öyle bir bürokratik bir tasfiyeyi benimsemedim. Ve de doğru da bulmuyorum. Olmaması lazım. Olmaması lazım tabii. Yani adam kariyerliyse, kişiliği, özgür ağırlığı fazlası ülkeye hizmet ediyorsa... Hayır, yani senin yeni önerdiğin kişinin kimin tavsiyesiyle, kimin kartvizitiyle,
hangi delegenin veya hangi ilçe yönetim kurulunun, hangi il yönetim kurulunun veya hangi milletvekiliğine nereye yakınlığıyla gündeme geldiğini ne biliyorsun ki? Doğru. Böyle geliyor gündeme çünkü. O bakımdan liyakat, kıdem çok önemli, bunlar devletin hayatında çok önemli olan şeylerdir. Her yer için öyle. Her yer için böyle olması lazım değil mi? Liyakatın ön planda tutulması lazım değil mi? Kişiliğin ön planda tutulması lazım değil mi? Yani benden olsun diye yeteneksiz, bilgisiz, işi bilmeyen birinin işin başına gelmesi aslında o partiye de zarar verir. Ya ben iş hayatında olan kimse olarak misallerimin çoğunu o taraftan da veririm de çeşitli sohbetlerde konuşurken yani sizin kendinize ait bir iş yeriniz var. İşverensiniz. İşinizi iyi yapmayan bir akrabanızı çalıştırır mısınız? Getirip de iş başına koyar mısınız? Koymam tabii. Veyahut da size zarar veren, yanlış yapan ısrar arkadaşınızın yani ricasıyla orada durması gereken insanı ne kadar tutarsınız? Peki kendi menfaatlerine dokunan, kendi menfaatlerini, kişisel menfaatlerini olumsuz etkileyen konuda kullanmadığın tercihi, devletin menfaatlerini koruması gereken bir noktada, 85 milyon halkın vebalinin senin üstünde olduğu bir konuda nasıl kullanıyorsun? Vicdanen müsterih olabiliyor musun bundan? Kulaklığına da girmez mi aynı zamanda? Hem de en büyük ölçüde. Çünkü adamı oradan alıyorsun, ekmeğiyle oynuyorsun ya da adamın... Kişisel düşünmüyorum tabii. Ben. Görevini en iyi yapan birisini getirmek varken, orada sadece senin tanıman veyahut da hangi ilişkiyle geliyorsa o ilişkiyle olan birisini oraya getirmen demek, bu insanların, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her insanın aleyhine bir durumdur. Doğru. Bu milletin tümünün hakkı senin üzerinde demektir. Keşke böyle bakılabilse yani. Bu kadar ciddi bir iş. Yani liyakat esası, kıdem esası bu bir ülkenin temel umdesi olmalıdır. Ama maalesef bu çok partili sistemlerde dün o yaptıydı, bugün ben niye yapmayayım diyor. İktidar bugün bizim, gün bizim günümüz. Haydi bakalım işgal edelim. Hemşericilik, ideolojik beraberlik, seçimde sen bana destek olduydun, ben sana destek olduydum. Ondan sonra ne bileyim bazı... Diyet borcu öderiyor. Bazı rant dağıtan devlet kurumları olan yerlerde senin adamın olursa bir başka türlü dönüyor işin, başkasının adamı olursa başka türlü dönüyor. Bütün bunlara göre organize ediliyor. Memleketin işini kim yapar? Memleketin işini kim iyi yapar? Esasına değil de benim işimi kim iyi yapar? Bu da ama Türk siyaset hayatını işte kötü etkilemiyor mu? Ya da siyasetçiye bakış açısını siz gerçi çok Türkiye'deki siyasi hayata bakınca kısa bir dönem yaptınız. Evet. Şeyinizi deyim yerindeyse yastığınızı, yorganınızı yüklediniz Ankara'dan tekrar Baba Ocağı Kayseri'ye döndünüz. Evet. Yani siyasetçiye bakışı da etkilemiyor mu? Bugün yani birçok insanın da acaba siyasete soyunmaması, gelmemesi bunlar gerekçe olabilir mi ya da böyle düşünüyorlar? Mutlaka gerekçe olabilir de bunun gerekçesi bu olabilir de gerekçesinin ne kadar haklı olduğunun hiç önemi yok. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede de bir yanlışlık varsa bu yanlışları da bizim ülkemizin insanı düzeltecek. Ya bana ne, neme gerek, ben kim düzeltirse düzeltsin. Ben işimi göreyim de ne olursa olsun anlayışı hiçbir zaman için iyi bir vatandaşlık anlayışı değil. Yani böyle bir işi ne Allah sever ne kulu sever. Peki bu çerçeveden bakınca o zaman mikro anlama bunu indirirsek yani şey diyecek. Kayseri için de aynı şey söz konusu değil mi? Birçok abimiz yanlış anlamayın sizi kastederek söylemiyorum. Siyasete uzak duruyorlar. Gelmiyorlar. Yapmıyorlar. Yani bu o zaman bence yanlış bir vebal değil mi o da? Vebal. Yani aklı yete yete siyasete gelmiyorsa, siyasette başkalarına ya da siyasete böyle bakan insanlara, Kayseri'ye böyle bakan insanlara veriliyorsa, onlara yol açılıyorsa bu da vebal değil mi? Mutlaka vebaldir ama siyasete bakmıyorsa, siyasete gelmiyorsa derken
biraz daha konuyu açayım. Siyasetle ilgilenmek demek illa da milletvekili aday olmak demek değildir. Siyasetle ilgilenmek demek illa da bilmem belediye başkanı adayı olmak demek değildir. Siyasetle ilgilenmek demek en azından kendine yakın bulduğun bir siyasi partiye hiç olmazsa git üye ol ya. Evet. Üye olduktan sonra da hiç olmazsa delege seçiminde git bir hesap sor. Delege ol. Delege olamıyorsan delegeye oy kullan. Bir iyi bir il yönetimi seç. Ya bir yerde bir şekilde katılan bir yerde bir şekilde sadece laf etmekten başka, sadece konuşmaktan, eleştirmekten başka bir fiilin olsun ortada. Hiçbir fiilin olmadan sadece şikayet ediyorsun. Sadece konuşuyorsun. Konuştuktan sonra ben sana diyorum ki tut şunun ucundan da madem öyle burada bir kötülük var. Düzeltelim. Tut şunun ucundan da beraber kaldıralım diyorum. Sen kaldır da ben arkandan gelirim diyor. Kaçıyor. Evet, o da var tabii. Bu böyle olmaz. Yoksa insanların iyi kötü Allah çok versin. Herkesin geçinebileceği bir Allah rızkını vermiştir. Doğru. Ondan sonra ihtiyacım yok. Benim ne ihtiyacım var? Ya senin ihtiyacın yok ama benim bu ülkemin, benim torunlarımın, çocuklarımın ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Paraya, pula ihtiyacı yok. Benim bir ömür boyu biriktirdiğim, şanımın, şerefimin, haysiyetimin, bunların mesaisinin gerek getirdiği, biriktirdiğim mirasımın bu çocuklarıma düştüğü zaman ben bu çocuklarıma miras bırakıyorum ama nasıl bir ülkeyi miras bırakıyorum? Geniş çerçevede düşünüyorum. Hangi biraz. Türkiye'de yaşamalarını miras bırakıyorum onlara? Bunu düşünelim diyorsunuz. Bunu düşüneceksin. Asıl düşüneceğim, yoksa onun dışında bana bu kadar varlık da yeter. Bunun onda biri kadar varlık da yeter. Başında da söyledim ya, babanızdan gelen zaten. %1'i kadar varlık da yeter. Evet. Belki de o %1'i kadar varlığı yemeye benim ömrüm yetmez. Evet. O zaman bizim hedefimiz ne olmalıdır? Nasıl bir Türkiye? Nasıl bir Türkiye derken, yani sözlerimin başında da söylediğim gibi demokratik bir cumhuriyet Türkiye'si. Bunun yara almış yerleri varsa sarıp sarmalamak, onarmak lazım. Sadece sızlanmak, sadece şikayet etmek, sadece birilerini suçlamak yetmiyor bu. İlla ki bir ucundan tutacaksın. Bazıları da zaten, bazı insanlar da siyasetten bunun için uzak duruyorlar. Yani. Geliyor bir şeyler yapıyor, boyuna hakaretler, eleştiriler, ailesine uzanan, işte kendisine uzanan dedikodular, bilmem neler. Yılıyor insanlar. Gayet tabii. Yani ben bugün için şu yaşıma gelmişim, şu neyse bunların hepsini görmüş, geçirmişiz. Buraya kadar gelmişiz. Bugün bu heyecanı ben duyuyorsam sen niye duymuyorsun? Yani benim ihtiyaçlarım sanki senin ihtiyaçlarından çok mu? Doğru. Yani benim ihtiyacım var da böyle bir Türkiye'ye senin ihtiyacın yok mu? Konuşmak yerine uygulamaya geçmek lazım. Gayet tabii. Ha elinden ne gelirse, gücün neye yeterse, hiçbir zaman için hiçbir kimse çaresiz değildir. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ama anlattığınız şeylerin hepsi çok doğru şeyler ama işte bu delege sistemleri, partiye üye olunuyor. İşte delege sistemlerine rağmen gördük yani burada partiler ön yoklama yapıyor, seçiyor. Adayı bakıyorsunuz bir atamayla. Kayseri'de bizim yıllardır söylediğimiz, son yıllarda gerçi pek olmuyor gibi ama illa bir kontenjan dışarıdan birini getirip koyuyor. Delegenin de, üyenin de bilmem hizmeti dışında insanlar da geliyor ama. Oktay Bey, bu tabii göreceli bir şey. Ben biraz teşkilat ağırlıklı çalıştığım için biliyorum. Partilerde şimdi ön seçim ve temayül yoklamaları filan dediğimiz konular var. Biraz evvelki söylediğim olay da siyasete en uzaktaki insan hiç olmazsa git üye ol diyorum. Evet. Hiç olmazsa git delege ol. Hiç olmazsa git katılımcı ol.
Siyasetin hiçbir yerine katılımcı olmadığın zaman bu sefer parti teşkilatlarını bindirilmiş hazır kıtalar yönetiyor. En tehlikeli suçtur. Sen ön seçim yapıyorum zannediyorsun. Halbuki ilçe başkanının yazdığı belli bir kadro delege üye vardır. Doğru. Bilmem nedir. O bir liste çıkartır. Benim çıkarttığım listeyi de kimse değiştiremez. Ne oldu? Ön seçim mi olmuş oldu bu? Adım. Kayseri'nin temayülünü mü belirtmiş oldun? Doğru. Genel merkez de bunu bildiği için, bunu önleyemediği için bu sefer genel merkez yukarıdan kendisi adayı belirleyip gönderiyor. Etkiye tepkim oluyor diyorsunuz. Hani teşkilatlar demokrasinin bir gereği, çok partili sistemin bir gereği ama çok partili sistemin gereği olan teşkilatlar, acaba teşkilatlar demokratik mi? Demokratik mi diyerken bir bakıyorsun, burada bir kelime fazla laf söyleyen bir il başkanını çat görevden alıyor genel merkez. Yani isim bahsetmek veya bir partilere girmek istemiyorum. Bir milletvekili memleketteki olan bir olguyu dile getirdiğinden dolayı ertesi gün görevden alınıyor. Bir iki bilmem ne yapıyor. Ya o zaman sen teşkilat mısın? Sen kimi temsil ediyorsun? Yani senden çıkacak bir şey bu halkın temayülü müdür? Halkta karşılığı olan birisi midir? Olmayınca da bu sefer işte olmuyor. Mevcut iktidardaki uzun zamandır da halka alıştırdığımız, seçmene alıştırdığımız seçmen de maalesef alışkanlıklara tutulmak gibi bir hastalık var. Alışkanlıklara tutuluyor. Öyle olunca da bunu yeniden tartışma gündemine getirmeyek diyorlar. 4-5 dönemdir de Türkiye'de hadi eskisiyle devam edin bir dönem daha diyorlar. Biz eskisiyle bir dönem daha devam ediyoruz. Böyle olmuyor mu? Evet öyle oluyor. Ne yapılması gerekir peki? Siz biraz da şimdi tabii tecrübeli siyasetinden dışındasınız. Hem iş adamısınız. Çeşitli işte Kayseri'nin en gözde eğitim kuruluşlarından bir tanesinde başkanlığını yapıyorsunuz vakfın. İş hayatının da içindesiniz. Peki ne yapmaları lazım? Ne yapılması lazım? Ne yapmamı? Fert olarak herkesin... Ülke içinde, Kayseri içinde. Herkesin siyasette, siyaseti tukaka gibi görüp, siyaseti böyle iyi insanlar yapmaz sanki gibi, siyaseti sanki eli boş adamlar yapar gibi, filan gibi böyle siyaseti yapmayan adamlar da ağır abi adamlar. Sanki böyle ne bileyim kendisi daha ona tenezzül etmeyen adamlar gibi filan gibi böyle bir yanlış tutku var, yanlış bir olay var. Herkes siyasette bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin ekmeğini yiyorsan, bu ülkenin yönetim tarzında söz sahibi. Ben siyasetinle alakam yok diyemezsin. Çünkü var alakan. En küçük bir olumsuzluk olduğunda sana iğnenin ucu batsa nasıl ki şikayetleniyorsun? Ama illa sana batması gerekmez ki canım. Veya batana kadar da susman da gerekmez. Bir şey yanlışsa bugün başkasını acıttıysa yarın seni acıtır. Ancak bu sorumluluktan diyorsunuz üye olarak en azından diyorsunuz. Evet. Çünkü insanlar... Herkes karınca kararınca yapacağı bir iş vardır. Herkes bu sorumluluğu kendinde hissedip bir ucundan tutması lazım. Ben bunu düşünüyorum. Başka türlü de, hayır yanlış düşünüyorsun, öyle değil de şöyle diyen bir adam da görmedim ben. Aksi takdirde o zaman sırtını döneceksin. Şu şikayetler olur. Ağları ne bilirse onu yapacaklar. Sen de ona peki yukarıdan gelen yağmur yağdı da kim razı olmadı der gibi... Ama insanlar da şundan yakınıyor işte, siyasi partilerde herkes, hatta deyim yerindeyse şey, çok kullanırız onu, Gazi Osman dolmuş gibi eskiden dolmuş vardı ya Kayseri'de, şimdi yok gerçi ama her taraf dolu. İnsanlar siyaset yapacak yeri de bulamıyor, girecek yeri de bulamıyor ama. Arayacak, ortalığı yarıp çıkacak, illaki çıkar. Diyorsunuz. Hani meşhur şairin söylediği gibi, vatanın bağrına
düşman dayanmış. Bulunur kurtaracak. Evet. Bahtı Kara maderini demiş. Evet. İlla ki birisi kurtaracak bu ülkeyi. Anladım. Ya bu ülkenin geleceği kurtaracak derken şu anda kurtarılması gereken bir durumda mıyız değil miyiz de bu göreceli bir işler. Kimine göre öyle, kimisine göre de saadet dönemini yaşıyoruz. Hangisi doğru bunun? Şimdi tabii siz siyaseti çok uzun süreli dönemdir yapıyorsunuz ama yani böyle çok siyasetin içinde illa olayım diye bir davranışın içinde olmayan aykırı tiplerdensiniz aslında. Yani çünkü siyasete bir bulaşan bunu kolay kolay bırakamıyor. Yani ya o bırakamıyor ya yakasını bırakmıyorlar. Öyle anlıyorum ben. Kayseri'de bir siyasetçi profili çizerseniz Kayseri için. Yerel seçimler de yaklaşıyor. İşte az bir süre kaldı. Genel seçimler de yaklaşıyor. Kayseri için neler yapılması lazım? Siyasetçilerden ne beklentiler var? Çünkü siz artık nötr bir insansınız. Gerçi bilmiyorum, belki de siyaset düşünüyorsunuz. Çeşitli teklifler de geliyordur, bilemem. Onu da sormuş olayım bu arada. Var mı böyle bir teklifler abi? Genelde siyasetçileri kolay kolay bırakmazlar. Yani sağ olsunlar, ben siyaseti bıraktığım günden beri Türkiye'de çeşitli zamanlarda mahalli seçimler ve genel seçimler oldu. İsminiz geçiyor. Ondan sonra yani bunu ben çok mutlulukla ifade ediyorum. Sağ olsunlar ziyaret ettiler. En azından gönül almak adına da olabilir. Veyahut da cidden davet etmek adına da olabilir. Her zaman için hatırlanmış birisiyim. Bu manada da hatırlanmış olmak, hani buyur dedik de Allah razı olsun ortadan mı kalktı derler ya. Evet. Biz de hiçbir gün için onların davetine cuk atlamadık bu konuda. Ama üzerimize vazife düştüğü takdirde biraz evvelki söylediğim sözleri yemek istemem. Evet. Herkesin yapabileceği Tabii. bir şey vardır. En küçüğünden en büyüğüne kadar vazifeye talip olmak lazım. Bir açık kapı bırakıyorsunuz yani. Yani her insanın hayatında bir açık kapı olmalıdır diyorum. Bunu savunup da kendimi bunun dışında bırakamam. Ya bir Oktay Ensari'nin de bu konuda vatandaş sorumluluğu var. Doğru, hepimizin var. Doğru, yani doğru. Bu sorumluluk gelir kapını çalarsa sen de buna kapalı olmayacaksın. Evet. Şartlar tabine getirirse. Yani peki nasıl bir profil olmalı? Kayseri'nin içindesiniz. Siz hem iş adamısınız, hem işte siyaset tarafında gördünüz, iş dünyasında içinden geliyorsunuz. Kayseri'nin de belirgin, belli ailelerindensiniz. Yakınlarınızın birçok işte iş hayatında yerleri var. Hayatın içindesiniz yani. Evet. Neler bekliyor Kayseri halkı, Kayseriler neler bekliyor? Biraz Türkiye genelinden alıp Kayseri'ye getirelim lafı. Evet. Kayseri halkı mutlaka ne bekliyor derken en azından seçmen tarzında resmi ortamlarda, muhatapları karşısında olduğu ortamlarda Kayseri halkı bunu dile getirmiyor. Getiremiyor veyahut da ama nezaketinden ama 4 gün sonra yarın belki aleyhime olabilir. Beşeri münasebetlerimde diye düşünüyor olabilir. Lafınızı bölmeyeyim de aynı şey Kayseri için hatta Mustafa Nevzat Özenbüker abimizin deyimiyle Kayseri'nin adı başına bela diye bir olayımız var ya. Evet. Yani her şey Kayseri'de nasıl olsa yapar, evet. eder, eyler. Yani bunu artık bir kırmak lazım değil mi abi? Bunu bir, mutlaka kırmak yani, lazım. Mutlaka kırmak lazım. Yani biz de çöp vergisi veriyoruz, emlak vergisi veriyoruz, vergi veriyoruz. Başka iller bakıyorsun. Yani bunu bir şey anlamında söylemiyorum. Bir kıskançlık olarak da söylemiyorum. Ya bir kıyaslama da yapmak istemiyorum ama bir şey de yapılmıyor da demiyorum ama mesela bugün Kültür Bakanımız açıkladı. 4 ilde kültür yolu projesi var. 6 ilde ilave etmişler. Kayseri yok. Birçok il var bizim çapımızda. Göremedim. Evet. Bazı şeyler acaba biz istemeyi mi bilmiyoruz? Yani çok mu mütevazi davranıyoruz? Ya da böyle ağa tabiatlı mıyız yani Kayseri? Yani mevcut siyasi arkadaşlardan yani üzülerek veyahut da dikkatli cümleler sarf ederek söylemeye tabii kimseyi suçlamak şöyle çalışıyorum. Niyetimiz yok. Yani mevcut siyasi kadrolarımız mevcut siyasi kadrolarımız bizi temsil eden milletvekili arkadaşlarımızı iktidarıyla, muhalefetiyle herkesiyle
birazcık böyle uyumlu çocuk modeli diyeyim. Yani siyasetçinin kendine ait bir nüfuzu vardır. Bu nüfuzunu gider Ankara'da bakanlık kapılarında Kayseri'nin ihtiyaçlarıyla ilgili kavga eder. Günü gelir ki bu kavgasını yaparken genel başkanıyla bile ters düşebilir. Bakanla bile sertleşebilir. Yanına üç tane daha milletvekili arkadaş alıp, güç destek alıp gidip bir konuda bastırabilir. Bilmem ne yapar. Ama bunların hiçbirini yapmazsan önümüzdeki siyasi dönemde bunları nasıl olsa bir genel başkan takdir ediyor. Onun kaleminin ucundan çıkıyorsun. Oktay Bey'in, İrfan Bey'in filan senin hakkında ne düşündüğü çok önemli değil. Genel başkanın yanında notumuz düşmesin. Ya bir problem çıkartmayan, bir talep olmayan, Kayseri'li kendi yağında kendi kavuran, bilmem ne yapan, hükümetten, devletten de bir şey istemeyen bir kadro. Sessiz sedasız, uyum içinde çalışan bir kadro. Niye değişeyim ki ben bunu? Öne bakar yukarısı. Öyle diyor yukarısı da herhalde. Ha böyle mi diyor acabası derken, baktığın zaman kaç dönemdir devam eden bir devamlılık var ise, bu herhalde Kayseri'de başka adamın olmadığından dolayı mecburen bunlarla devam ediyoruz anlamına da gelmez. Tabi bu arada işini iyi yapanlar da var. Yani onlar da şimdi inkar etmiyor. Hayır efendim, ben genelleme yapıyorum. Evet, anladım. Ben genelleme yapıyorum. Yani bunu böyle bakar. Hiçbir zaman için kimsenin işi. Beri taraftan teşkilatlar da artık bunu değiştirelim diyebilecek cürete sahip değil. Siz bunları Anavatan Partisi'nde teşkilat başkan yardımcısı yaptığınız dönemden gözlemleriniz değil mi? Evet. Yani neticede böyle gidiyor. Ve de işte Kayserili ne bekliyor derken inşallah karşısında yepyeni bir kadro bekliyor olduğunu temenni etmek istiyorum. Beklentiler öyle değil mi? Öyle olduğunu temenni etmek istiyorum. Yani benim de algılayabildiğim kadarıyla böyle. Anladım. Mesela genç milletvekillerimiz var derken kimse alınmasın bundan da şeyin altında başka şey aramasınlar derler ya. Mesela siz çok genç yaşta milletvekili oldunuz, 36 yaşında. Evet. Öyle genç milletvekillerimiz de var mesela. Osman Çinsal Doğru Yol Partisi'nden, o da çok genç milletvekili oldu. Evet. Örnekleri var. İsmail Özdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili, genç. Baki Bey Ersoy, genç. Yani genç yaşta ayrım yapmak istemiyorum ama bunun iyi bir harman olması lazım değil mi? Evet, yaşın genç olması değil de heyecanın genç olması... Ve de bu gençliğindeki enerjini temsil ettiğin Kayseri adına mücadelesini, kavgasını ederek kullanman lazım. Yoksa yaşın da genç olabilir. Ama senden daha yaşlı olan birisi, senden daha aktif, senden daha mücadeleci olabilir. Daha iyi performans. Yani gençlik tek başına bir tek başına bir unsur değil. Ama avantajlı durumlardan birisidir tabii ki. Peki, onun dışında onu biraz şey yapalım. Anılarınız var mı? Bu milletvekilliği döneminde, işte il başkanlığı döneminde rahmetli işte 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'la beraberliğiniz var. Anınız var mı? Yani tabii siyasetin hep şey taraflarını konuşuyoruz da evet. Güzel tarafları da vardır elbette. Mutlaka değil güzel mi? Tarafları var tabii. Ne bileyim yani Turgut Bey çok farklı bir insanıydı. Ben onu halen daha bir siyasi gibi hatırlayamıyorum ya. Ne bileyim günü geldiğinde oturup konuştuğun zaman böyle hasbihal edebileceğin tarzda ondan sonra bir mevzuyu anlattığın zaman beklemediğin bir tepki alabileceğin bir tarzda çok farklı bir devlet adamıydı. Ben mesela çok dediğin gibi genç cahil yaşımdayken il başkanlığım döneminde bir gün kendisiyle şöyle bir diyaloğum oldu. Kayseri'de burada teşkilat içerisinde, milletvekili, teşkilat filan üçgeni içerisinde sıkıntılı bir iş vardı. Ondan sonra Ankara'da atladım, Özal'ın yanına vardım. Kolay ulaşabiliyor muyuz? Ben ulaşıyordum şahsen. Evet. Ondan sonra
kendisine durumu anlatacağım. Kendi de konuttan çıkacakmış. İrfan vaktim yok dedi, yanıma bin de dedi, beraber gidelim dedi. Arabasına bindik. Meclise kadar gidiyor. Gidene kadar ben de o günkü gençlik heyecanı içerisinde o mevzuyu izahdır. Büyük bir inanç içerisinde öyle bir önemseyerek anlattım ki kendisine. Ondan sonra böyle filan vardık meclise, kapıyı açıp inecek artık. Ben bekliyorum ki şimdi, tamam. Ben falana telefon açıyorum, git hadi bu meseleyi hallet diyecek. Yani meseleyi çözüp atacak. Başka türlü bir ihtimal düşünemiyorum. Böyle bir elimi tuttu. İrfan dedi, bak dedi, ben seni çok severim dedi. Sen de bunu biliyorsun dedi. Ondan sonra ve de dedi, sana çok da güvenirim dedi. Anlattığın olayı da dedi, dinledim. Bunu sen çözebileceğin bir olay bu dedi. Hadi git de hallet bu işi dedi. Topu size attı. Hadi git de hallet bu işi dedi. İndi gitti. Ben şimdi orada durdum. Ya ne dedi şimdi bana? Yani kendi kendime bu tarif ediyorum, tercüme ediyorum. Dedi ki diyorum, ya bunu getirip bana söyleyecek kadar cahil misin sen? Çöz bunu. Çocuk musun? Ben bir başbakan olarak bu işle uğraşırsam nasıl yapacağım? Sen bu kadar meseleyi bana getirirsen sen orada ne iş görüyorsun? Gibi kendi kendime şunu demiş olabilir mi, bunu murad etmiş olabilir mi, bunu etmiş olabilir mi filan derken büyük bir ders aldım ama. Şimdi devlet adamı, aynı zamanda hatırnaz bir adam, gönül adamı. Hep senin gönlünü okşuyor, sevgisini anlatıyor, güvenini anlatıyor. Hem de ondan sonra diyor ki, ben senin bunu çözeceğine inanıyorum diyor. Filan sana da topu atıyor, bırakıyor. Ve de geldim ben çözdüm. Hani demek istediğim, halbuki başka birisi olsa, ne anlatıyor bunu bana dese. Veyahut da sen ne karışıyorsun bu işe dese. Bilmem ne yapsa filan gibi. Bunlar güzel anılar. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. Çok güzel anılarımız var. Başka bir sohbette de İnşallah yine paylaşırız. Bitmez tabii kendisiyle olan şeylerimiz. Ama hiç kin tutmayan, hiç böyle bir garezi olmayan bir ayrı bir müstesna şahsiyetti. Biz o günkü cesaretimiz, o günkü hani beklentimiz olmayışı da benim için bir güçtü. Ondan sonra böyle dobra dobra bazı şeyleri, Özal'a hiç kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri söylerdim, varırdım. Bir gün grup toplantısında kendisine böyle eleştirel mahiyette bazı şeyler dile getirdim. Ben kürsüden indiğimde arkadaşlar dedi ki, gözün aydın, siyasi hayatın bitti dedi. Ondan sonra, yani Özal'ın gözünde güya ben bittim o gün gibi. Halbuki o günden sonra Özal nerede olsa beni taltif etti. Çünkü söylediğim doğruydu. Ve karşılığında da onu söylemekle benim kişisel bir menfaatim yoktu. Onu algılamıştım. Ama onu söyleyebilecek kadar cesaretli, özverili, özgüveni olan birisini görmek istiyordu o karşısında. Demek ki siyasette şu da var, son cümlelerimiz olsun. Yani siyasetçi bazen doğruları hiçbir hükümsüz, hiçbir endişe, şey olmadan dile getirmesini bilmesi lazım. Evet, onu anlıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Abi, ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Anlayanlar için içinde çok güzel dersler de var. Sağ olun. Ben kendi payıma da birçok şey bu arada öğrenmiş oldum, duymuş oldum. Ben de katıldığım için mutluyum. Siz Kayseri'nin gerçekten önemli değerlerinden birisiniz. İnşallah bir görevde düşerse gene olur. İşte eğitimde olur, başka şeyde olur. Ama sizin gibi abilerimizin
Kayseri'de bulunması bizim tamam. için bir artı. Ben de katıldığım için mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de yayına emeği geçen arkadaşlara da ben de bu arada sizlere tabii, de teşekkür ediyorum. Ben de bu arada Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyorum. Allah nice bu ülkeye, bu devlete, bu millete 99'lu aşan yıllar nasip etsin. İnşallah. Çünkü şeylerde ülkelerin tarihlerine baktığınız zaman özellikle demokrasi işte cumhuriyet açısından 100 yıl bir geride kaldı ama bir asır. Ama tabii daha uzun süreler devam etmesi lazım. Çünkü bakıyorsunuz öyle gidiyor. İnsanların hayatında yüzyıllar çok büyük tarihlerdir de tabii. devletlerin hayatında önemli. Önemli rakamlar değil. İnşallah tabii. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Allah bu devlete, bu millete Amin. Zeval vermesin. Oktay'cığım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sohbet için Saygı ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler teşekkür ediyoruz. Bir başka İz Bırakanlar programında görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.